Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, inşaatı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunmak üzere Çanakkale'ye geldi. Havaalanında Bakan Kara İsmailoğlu'nu Vali İlham Yaktaş, Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'la Çanakkale'nin siyasi ve bürokrat kesiminden isimler karşıladı. Lapseki'ye giden Bakan Kara İsmailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya kadar indireceğini, proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarının 465 milyon lira olacağını söyledi. Köprümüzün 18 Mart 2022'de hizmete girmesi için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarrufu 465 milyon liraya, akaryakıt tasarrufu 102 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız. 1915 Çanakkale Köprüsü de Türkiye'nin tarımının, sanayisinin ve turizminin en bereketli olduğu bölgeleri dünya ile bağlayarak bizi bütünsel kalkınma hedeflerimize götürecek yeni ticari koridorlar oluşturacaktır. Köprümüz 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyol Projesi, özellikle Ege, İç Anadolu'nun batısı, Adana-Konya aksı ve Batı Karadeniz ile Batı Akdeniz ile Trakya-Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında İstanbul'a önemli bir alternatif olacaktır.